pozitif ayrımcılık yapacağım iddiası toplumda şöyle bir algıya neden oluyor. Sanki özel bir şey yapacakmışsınız gibi. Engellilerin alamadıklarını, hak edip de ulaşamadıklarını vereceğiz. Tabii eşitsizlik, yani eşitsizlik bir yere girdin mi her alanı, ama her alanı etkiliyor. Sonuç itibariyle kadın erkek eşitliğinde, kadının temsilinde sorun var. İşçilerin temsilinde sorun var. Temsilde sorun var zaten temsilde. Dolayısıyla sorun olan yerde en dezavantajlı grup bu sorunu en ağır şekilde yaşıyor. En dezavantajlı, en yoksul grupta, engelli grubu diye tarif edebiliriz. Tabii ki olacak. Daha çok aslında bizim belediye başkanı olmamızla birlikte bir sorun alanı konuşulmaya başlandı Türkiye'de. Yani sadece avcılarda çözmek yetmez. Avcılarda adımlar atmak yetmez. Şu an sizinle dünyada konuşuyoruz bunu. Bu meseleyi konuşuyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de de çokça konuşuldu ve şimdiden aslında amaca önemli ölçüde ulaştık. Yani bir farkındalık yaratıldı. Meseleler konuşuluyor. Engellilerin temsilinin az olduğu ve temsil hakkını almış olmamız konuşuluyor. Ve en önemli mesele, ön yargıları yıkan bir tutum, bir durum ortaya çıktı. Biz ne yapacağız? Biz her gittiğimiz yerde eşitlik vaat ettik. Eşitlik vaat ettik. Çünkü pozitif ayrımcılık yapacağım iddiası toplumda şöyle bir algıya neden oluyor. Sanki özel bir şey yapacakmışsınız gibi. Sanki engellilere daha özel, yani ekstra bir şey yapacakmışsınız gibi bir algı yaratılıyor. Bu algı da yanlış. Engellilerin alamadıklarını, hak edip de ulaşamadıklarını vereceğiz. Eşit davranılmamış bunca zaman. Yollar, kaldırımlar engelliler dikkate alınarak yapılmadığı için evde hapis yaşamışlar. Yani tabiri caizse alacakları var engellilerin. Borcumuz var engellilere. Bir toplum olarak borcumuz var. Sadece Türkiye toplumu değil, dünya toplumunun aslında borcu var. Eşit yararlanamıyorlar haklardan ve olanaklardan. Bunlardan bir tanesi istihdam, diğeri eğitim, hatta sağlık. Dolayısıyla buralardan eşit yararlanmak için tabii ki önlemler alacağız, çözümler üreteceğiz. Fakat emin olun bu çözüm, ürettiğimiz çözümler tüm Türkiye'de olacak. Ve buradan ilan ediyorum, Türkiye'nin herhangi bir köşesinde yapılmış olan engellilikle ilgili bir çalışma bizim katkımızla olmuş olacak. Şimdi bir kere temel sorunumuz yap boz. Ve az düşünüp, planlamaya az zaman ayırıp, projelendirmeye az zaman ayırıp, aklınıza geldiğinizi yaparsanız farklı durumları değerlendirmediğinizde olumsuz sonuçlar çıkıyor. Mesela metrobüs. Metrobüs E5'teki güvenlik şeridini ortadan kaldırdı. Başka bir sorun ortaya çıkardı. Kimse konuşmuyor. Ve insanlar, kazalar daha çok olmaya başladı. Niye? Yolun kalitesi değişti. Metrobüs ihtiyaç mıydı? İhtiyaçtı. Ama başka bir şeyi bozdu. Biz başka bir şeyi bozmadan evrensel tasarım ilkelerine göre avcıları yeniden tasarlayacağız. İlk günden, ilk saatlerden itibaren Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandığını biliyorduk. Partimizin sistemi bunu göstermişti. Bu güven ve heyecanı biz yaşıyorduk. Fakat Anadolu Ajansı'nın verileri ve televizyonlarda konuşulanlar bambaşka bir şey çiziyordu. Ve bu bizi kaygılandırdı. Çünkü ülkemizde seçim güvenliğine ilişkin problemler yaşadık, geçmişte de yaşadık. Ve dolayısıyla kaygılı ama kendinden emin olmamız nedeniyle de dirayetli bir süreç yürütüyoruz. Biz avcılarda, kendi sorumluluk alanında çuvalların başını, oyların başını hala terk etmiş değiliz. 24 saat esasıyla nöbet tutuyoruz. Süreci takip ediyoruz. Vatandaşın, halkın, milletin verdiği oy bu ülkenin
ve aslında bu ülke yöneticilerinin namusudur. Ya tabii ki zorluklar var, dertler var, sıkıntılar var. Bu sıkıntıları aşmak için umuda ihtiyaç var. Zorluk karşısında pes etmeyin. Azimli durun. Mutlaka bir yol vardır. Bir, iki, iki. Göreceksiniz bir sürü sorun dediğiniz ciddi problemin 3-5 gün sonra ya da belli bir süre sonra sorun olmadığı durumlar da olabiliyor. Sabırlı olun, azimli olun. Bir şeye daha ihtiyaç var. Çalışmak. Tabii bir de kendinizi geliştirmek için durmadan, dinlenmeden yeni gelişmeler ve dünyayla olumlu, pozitif ilişkilendirmeden vazgeçmeyin.